Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlülük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kündelikteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitay bu yılma Uyghurlarını Xitaylarının bayramını ötküzüşke mecburledi. Xitay dairleri bu yılma okşaşlı Şarkı Türkistan halkını atalmış koşmak tukan kılıngan Xitaylar bilen birge Xitay'nın tavuz çağını ötküzüşke mecburluğan. Xitay yakınkı birkaç yıldın beri atalmış İslam dinini Xitaylaştırış, Uyghur Katarlıq Türkiye halklarını pütüllay asimilasiya kılıçtak rezil pilalarına asasen, Şarkı Türkistan halkının dini faaliyetlerini, milli bayramlarını her xil bahanlar bilen çekleş bilen birge Xitay'nın milli bayramlarını ötküzüşke mecburlap gelmekte. Tanrıtaq Doğru'nun bu ağıtki haberde Xitaylarının tavuz çağını yetip gelişi bilen Şarkı Türkistan'daki her kaysi milletlerinin birlikte xuşal koran bayram ötküzgeldeki carisiylinğan. Haberde məlum buluşça, 17. sentabr Xotan şehirinin Ciyayesi Şahmahalli kenti ahali komitetiga evetligen atalmış el rayini biliş, elgi nepiyet güzüş, elini mail kılış grupisidiki Xitay emeldarlarının uğurlaştırışı bilen şu kentte oturuşluk Uyghurlar tavuz çağını üçün ay tokaç tayarlaşkı mecburlanğan. 19. sentabr Köktoqay nayesi durvatkan atalmış el rayini biliş, elgi nepiyet güzüş, elini mail kılış hizmet etirtimi Oxşaşlı kənətdiki Qazaq xalqını Xitayının tavuz çağını ötküzüşke mecburluğan. Xəbər deyənə Şərqi Türkistanın oxşumuğa nahilirdə Xitaylarının tavuz çağını kütüveliş üçün türlük faaliyetlerinin ötküzülgəlliki qayıt kılınğan bulup, Uyğurlar atalmış koşmaq tukan kılınğan Xitaylar bilen birge Xitaylarının ay tokçını birge tayarlap yeyişke mecburlanğan. Bulardan sırt 21. sentabr ictimai taratqularda tarqalğan sıllarda Ürümçidiki xalqara çoğun bazarda Xitaylarının tavuz çağını tebrikleş üçün Uyghur Kazak milletinden bolgan kız ayallarını usul oynat kuzuvatkallıqı da körünüşler tarqalgan. Küzetküçüler Xitayının netçi milyon halıqını her xil tökmetler bilen türmü ve ceza lagırlarına solap irqi qırğınçılık yürgüzüş bilen birge cemiyeti kalgan azsandaki halıqını Xitayının milli bayramlarını ötküzüşke mecburlavatkallıqını Uyghurlarının əzəldən Xitayının bayramlarını ötküzmeydiqallıqını Xitay bu arqalıq bir tərəfdən Şarkı Türkistan xalqının milli mədəniyyətini astı-astı yoqutışqa urunsa, yeni bir tərəfdən ruhi cəhətdən dəfsəndə qılıb atqanlığını bildirişməkdə. Erdoğan BDT yığınıda Uyğur məsələsini tilğa aldı. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 76. növətlik umumi yığında qılğan sözü də Uyğur məsələsini tilğa aldı. 21. sentabr BDT Umumi Kengash yığınında Türkiye Prezidenti Erdoğan nöbette devamlaşıvatkan dünya tertibi, kişilik hukuk, Afganistan, Keşmir qatarlıq meselelerde toxtalğandan sırt Uyghurlarını mı tilga elip ötdi. O sözü de Xitayının zimin pütüllikini çıkış kılgan asasda Müslüman Uyghur Türklerinin tüp hukuklarının qoğdilişi üçün texımı köp küt çıkırılışı kerek dep qaraymens dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengash yığınında Amerika Prezidenti Joe Biden mu Xitayının Şarkı Türkistan'daki bastırış siyasi hakkında toxtalgan bulup, o meyli Şinjan, meyli Şimali Efopiyada ya ki dünyanın kaysi yerde buluşudun kat'i nazar irqi, etnik ve dini asallıklarını nişallaş ve zulüm kılışkı karşı çakırı kılışımız ve ayıplışımız kerek dedi. Mezkur yığında Xi Jinping mu söz kılgan bolsa mu Uyghurlar meselesi hakkında hiç kandak toxtalmagan. Çin'in toprak bütünlüğü perspektifinde Müslüman Uygur Türklerinin temel haklarının korunması hususunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Neçyüzlügen Afganistanlıq tercümanının məhbi uçuri aşkarılınıp getdi. Köp devlet kısımları Afganistan'dan tizlikte çekinip çıkan deyken, garip armisiyle hemkarlaşıp işleyen Afganistanlıklar bir xatarlıkıdan ensiravatkan bir payıda, Angliya Devlet Müdafiye Ministerliği bir türküm Afgan tercümanlarının uçurlarını aşkarlap koygan. BBC'nin haberde eğitilişçe, Angliya Devlet Müdafiye Ministerliği bir ilhat uçurudu ihtiyatsızlıktan 250 Afgan tercümanının ilhat adresini aşkarlap koygan bulup, bazı tercümanlarının sürütümü koşup yollanğan. Bu elhatni tapşırvalganlar yukarıqı uçurlarını köreleydiğen bulup, mezkur tercümanlarının bihaterliki tehditki uçuruşu mümkün iken. Nüvette Angliya Devlet Müdafiye Ministerliği bu dilonu tekşürüşünü başlayan bulup, bununla çetişlik tercümanlarına yardım kılmakçı bulgan. Bu tercümanlarının bazıları muvaffakiyetlik halde Afganistan'dan ayrılgan bosumu köpüncisi Afganistan'da kapsılıp kalgan. BBC'nin Angliya Devlet Müdafiye Ministerliği'nin sözünü nakil keltürüp haber kılışça,
bu elxatning asli maqsadi mazkur 250 afg'onistonlik tarjimonning hozirgi ahvolini tekshirib, barliq amallarini qilib, ularni Angliyaga elib kelish uchun ekan. Elxati bu yerlik tarjimonlardan o'zini va oilasini xatarga ittirishdan saqlanish, hozirgi yoshirilgan joydan bexatar joyga berish uchun tavakkul qilmaslik talab qilingan. Bu ishdan xabardor kishilarning bildirishicha bir qism afg'onistonlik tarjimonlar bu elxatga javob qaytarganda ehtiyotsizlikdan hammaga javob qaytarishni tanlab salgan. Angliya davlat mudofaa ministrligi birinchi elxatni avatib yarim soatdan keyin ikkinchi elektronlik xat avatgan bo'lib, birinchi elxatning uchurlarini oshkorlab qo'yganligi eskartilgan. Ma'lum bo'lishicha, Angliya davlat mudofaa ministrligi bu yil 6-oyda oydimi bir qatim maxfiyatlikni oshkorlab qo'ygan bo'lib, bir xizmatchi ehtiyotsizlikdan avtobus bekitida maxfiy hujjatlarni unutib qolgan. Tekshirishni boshlagan Angliya davlat mudofaa ministrligi taratqularga bunda xatoliklarning qayta yuz berishidan saqlanishga tirishadiganligini aytgan. Xitoy tor erkinligi jihatida yana eng orqaga tizildi. Amerikadagi kishilik huquq tashkiloti erkinlik sariyi 21 sentabr davlatlarning 2021 yillik tor erkinligi rad tartibini e'lon qilgan bo'lib, Dokladda Xitoy 70-nchi davlat ichida tor erkinligi eng nachar bo'lib baholangan. Erkinlik sariyi e'lon qilgan dokladda Tayvan tunji qatim baholashga qatnashtirilgan bo'lib, tor erkinligi eng yaxshi 5 davlat qatoridan o'rin olgan. Xitoy bo'lsa bu yilga qo'shilib, uda 7 yil tor erkinligi eng nachar bo'lib baholangan. Dokladda aytilishicha, torni nazorat qilish doirasida nurg'un hukumat va texnika shirkatlarining abonentlarning huquqiy masalasida talash tortish bor ekan. Shu sababli o'tgan bir yilda kam deganda 48 davlatdagi texnika nazorat organlari texnika shirkatlarining nazorat mazmuni, soliq ma'lumotlari yoki raqobat va monopol masalasiga qarata yangi belgilama chiqargan. Dokladda deyilishicha, hukumatlarning bu harakati ba'zi ahvollarda to'rdi parokandachilik selish va bozorni kontrol qilish qatorliq masalalardan kelib chiqqan. Ammo shuning bilan bir vaqtda internet to'ri hukumat tomonidan so'z erkinligini bostirish, texnik ko'p shaxsiy soliq ma'lumotga erishish vositasi qilib ishlatilgan. Erkinlik sarayining ko'rsatishicha Xitoy rejimi texnika shirkatlarini qattiq bostirgan bo'lib, shirkatlarda raqobat kamchil, shaxsiy uchur bexatarligi kapolatga ega emas ekan. Xitoy texnika shirkatlarini qattiq kontrol qilish bilan bir vaqtda barliq kuchini huquqni o'z qo'liga markazlashtirib, jamoat fikri, ommaviy munozara va uchur tarqalishini qattiq kontrol qilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inidan keyin harbiy manevr boshlandi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 21-chi qatimlik a'zo davlatlar boshliqlari yig'ini 17 sentabr Tojikistonning poytaxti Dushanbeda o'tkazilgan bo'lib, yig'inda Afg'oniston vaziyati qiziq nuqtaga aylangan. BBC ning bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'inda Xitoy, Rossiya, Hindiston va boshqa a'zo davlat boshliqlari silliq nutq so'zlagan. Ishtirok qilgan davlatlar Afg'oniston vaziyatining o'ngishli o'tishini ilgari surib, Afg'onistonda keng va sig'diruvchan siyosiy qurilma barpo qilishga yetaklaydi degan mazmunda o'rtaq tushunish hosil qilgan. Bildirilishicha, bu yil Shanghay hamkorlik tashkiloti qurilganligining 20 yilligi hamda Amerikaning Afg'onistonga besib kirganligining 20 yilligi bo'lib, bu tasodifiylikning orqasidagi tarixiy realliklar qandoq bo'lishi mumkin degan savollar tug'ilgan. Bu yil 9-oyda Shanghay hamkorlik tashkiloti Iranni a'zo davlat sifatida qabul qilish musobaqasini boshlagan va 3 yangi dialog hamrohini qo'shib, dialog a'zolarining sonini Ozarbayjon, Armeniya, Kambodja, Nepal, Turkiya, Sri Lanka, Saudi Arabiston, Misr va Qatar-Qatarlik 9 davlatga ko'paygan. Navbatda Iranni Shanghay hamkorlik tashkilotiga qabul qilish xizmati boshlangan bo'lib, taxminan 2 yil vaqt ketishi mumkin ekan. Hozirga qadar Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo 8 davlatning umumiy yer maydoni taxminan 34 million 360 ming kvadrat kilometr bo'lib, Yevroosiyo cho'ng quruqligining 5dan 3 qismidan ko'prakini egallagan. Nupusi 3 milliarddan eshib, dunyo umumiy nupusining yarmiga yaqinlashgan. Bunundan boshqa dunyodagi yadro kuchlari ichida Xitoy va Rossiyadan boshqa Hindiston va Pokistondan iborat 2 yadro davlati ham yadro quroli yasab, Shanghay hamkorlik tashkilotining 4 yadro kuchiga aylangan va dunyodagi yadro quroliga ega bo'lgan davlatlarning yarmini egallagan. 20 sentabr Shanghay hamkorlik tashkiloti yana Rossiyaning Orenburg o'lkasida terrorlikka qarshi turish nomida harbiy manevr boshlagan bo'lib, 24 sentabrgacha davomlashadi ekan.
Taliban BDT umumi kengash yig'iniga qatnashishni talab qildi. O'tgan oy Afg'onistonda hokimiyatni qo'liga olgan Taliban Birlashgan Davlatlar tashkilotiga maktub yo'llab, Nyu-Yorkda davomlashayotgan 76-chi navbatlik BDT umumi kengash yig'inlariga ishtirok qilishni talab qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, BDTda Afg'onistonga kimning vakillik qiladiganligi masalasi datalash qilinayotgan bir paytda Taliban BDT bosh kotiblik ishxonasiga maktub yo'llab, Afg'onistonga ko'ni hukumatning emas, o'zlarining vakillik qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Taliban vaqtliq hukumatining tashqi ishlar ministri vakili Amirxon Muttaqi imzolik maktubda 76-chi navbatlik BDT umumiy kengash yig'inlariga ishtirok qilish talab qilindi. Va Taliban bayonotchisi Suheyl Shahinni Afg'onistonning BDTda turishliq doimiy vakilligiga nomzod qilib ko'rsatdi. Davlatlar BDTda turishliq bosh elchi nomzodlarining ismlarini tashkilotga avatgandan keyin nomzodlar BDT umumiy kengashining munosabatli komitetida ovozga qo'yiladi. Navbatdagi 76-chi navbatlik BDT umumiy kengashi yig'inlarida Afg'onistonga ko'ni hukumatning BDTda turishliq doimiy vakili G'ulam Saqzay vakillik qilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.